Arkadaşlar bu senenin hiç böyle geçeceğini tahmin etmiyorum doğruya doğru. Chichi, come here, come on, say my hello, say my hello. Come here. Arkadaşlar bir yandan köpeğini gezdiriyoruz. Başka köpekleri görünce çok agresif oluyor. Ha, kızmış ama. Yürüyüşe çıktım arkadaşlar. Mahalledeyim. Kendi kahvemi aldım elime. Hava da çok güzel. İnsan güneşi gördüğünde şey yapmak istemiyor, evde durmak istemiyor. Yarın sınavım var. Geçen hafta zaten bir tane sınava girmiştim. Zor sınavlardan. İkincisi de yarın. Ona gireceğim. Vallahi güzel geçer. Bir yandan kapanıp daha fazla çalışayım diyorum. Bir yandan diyorum Çağlar rahatlamaya bak oğlum. Artık yarın sınav. Çok vakit kalmadı. Evin içinde de duramıyorum yani arkadaşlar. Havada böyle güneşli falan olduğunda insan gerçekten odaya kapanıp da ders çalışma modu olmuyor. Geçen hafta Viviana kendisini inanılmaz, çok hastalık geçirdi. İnanılmaz yüksek ateş çıktı. Yüksek ateşten dolayı bayılırken kendisini yere çarpıyor. Dizler, çene altı falan patladı. Birazcık dikiş oldu. Kameradan gözükmüyor da çenenin altı burası falan simsiyah yani. Bakalım iz kalacak mı kalmayacak mı belli değil. Bilinç kaybından iki kere bayıldı tabii. Bir sürü test yaptılar. Tomografiler çekildi. Amnilik testleri. Onlar bunlar. Ya, hiçbir şey çıkmadı. Yani hiçbir şey bulamadılar. Mantık bulamadılar. Şimdi böyle işte kendine gelmeye çalışıyor. İki adım gidince, merdiven çıkınca şey oluyor. Enerjisi bitiyor ya. Tansiyon gibi bir şey çıktı kızla. Birazcık hareket edince yani enerji kalmıyor. Sıfır. En fazla böyle küçük yürüyüşler falan yapabiliyoruz. Nazar değdi. Bura bizim mahalle. Şimdilik mahalle. Tekrar taşınmayı düşünüyorum. Yani bu sene içinde değil de bir iki sene içinde taşınacağım. Kuş sesleri. Çok hoşuma gidiyor ya. Geçen sefer ses oldum ya, erken geldim. Sadece bir kişi bekliyor orada. Instagram'da genç bir arkadaş abi saçlarına ne kullanıyorsun diye sormuştu. Bayağı ki soru aslında da. Kıvırcı biraz volümü indirsin diye bunu kullanıyorum. Garnier'in. Muzlusu var, bunun mangolusu var, karpuzlusu var. Ben muzluyu kullanıyorum. Bayağı memnunum. Çok wet look yani ıslak ve parlak amacı bu. Birkaç tane de yorumlarda keko saçları ne kadar yağlı diye yazmıştı. Ama işte insan keko olunca böyle oluyor. Bu arkadaşlar o yağlı gibi gözükmesini sağlayan, daha doğrusu ıslak ve parlak gözükmesini sağlayan bu. Kahve aldım, yaraladım. Zaten hava çok rüzgarlı olduğu için yani çok çabuk soğudu. Arkadaşlar sınav iyi geçti. İlk de iyi geçti çünkü geçen seferki sınav beni çok dağıtmıştı yani yüzüme tokat gibi gelmişti. Bunu 10 gün içinde falan açıklarız dediler. İyi dedim. Benim için daha iyi, bir an önce sonucu öğrenmiş oluruz. Bugün buraya pazar kuruluyor. Nisan başı tatil planları var. Umarım şeye denk gelmez. Çok fazla grev falan oluyor Berlin'de. Daha önceki videolarda söylemiştim ama grev üstüne. Bu pazartesi bir grev yaptılar. En büyük ulaşım grevlerinden bir tanesi yani. Havalimanı, otobüs, esmanlar falan hepsi durdu. Galiba bir tek metro çalışmış. En az %10.8 zam istiyorlardı adamlar. Ama yani %10 zam ben bir kere de Almanya'da verildiğini Almanya'ya geldiğimden beri görmedim yani. Alabileceklerini zannetmiyorum. %5 alırlarsa şanslılar ama bayağı millet eziliyor yani şu son zamlardan sonra. Ezilene. Bakın size bahsettiğim pazar bu arkadaşlar. Haftada iki kere açıyorlar galiba bunu. Bugün günlerden çarşamba. Ben perşembe cumartesi diye biliyordum ya. Çok dolu değil ama güzel yiyecekler bazen satılıyor. Çoğu tezgahtar da burada şey Türk. Çok Türkçe duyabiliyorsunuz. Bak bizim köşede de gözlemeci teyzeler. Gözlemeleri güzeldi. Doğruya doğru tazeydi. Hem taze hem hamuru da yumuşak açmışlar. Öyle çok kalın değildi yani. Okul gezisi mi yapıyorlar? Yoksa burada bir tane kilise var. Kiliseyi ziyarete mi gelmişler? Anlamadım. Her yer genç çocuk kaynıyor. İyi ki ilkokul öğretmenliği okuyorum ya. Var ya lise çocuklar burada
Berlin'de acayip zor yani. Çok hocaları falan nasıl provokasyon yapıyorlar, provoke ediyorlar. Görseniz, hadi yeşil geç ya, gerizekalı. Sinirlendirdi beni. Manyak, mal mal bakıyor. Komm, du bist doch stark. Arkadaşlar, Viviana bunu yapmış bana, sınav kutlama şeyi, köftesi, harcını falan bu sefer kendisi yapmış. Türk usulü şehriyeli pilav yapmış. İnanılmaz bu kız ya. Burada da tabağı böyle güzel bir şekilde hazırladı, estetik. Zaten her şey estetik yapıyor, onun şeyidir, huyudur. Muhteşem ya. Çok güzel gözüküyor vallahi yani. Dün bir tane sınavın sonucunu almıştım. Güzel böyle kutlamıştık Viviana ile beraber. Plansız oldu ama güzel oldu. Bugün çalışıyordum işte. Has bir mail geldi üniversiteden. Dün girdim, sınav da belli olmuş. Onu da geçmişim. İki sınav master'dan bitti. İnanılmaz rahatladım. Şimdi Viviana'yı şeye götürüyorum. Kreuzberg'e gidiyoruz. Mantı yemeğe götüreceğim. Ya bu yine ezmesi arkadaşlar. Bu da acılı bir peynir. Biraz da turp salatası aldık. Hadi. Evet. Merak ediyorum nasıl hoşuna gidecek mi acaba diye bir yana. Da geldik arkadaşlar. Kreuzberg'deyiz. Mantı söyledik. İki tane mantı söyledik. Soğan, salata aldık. Başlıyoruz. Arkadaşlar, mantıya başladık. Viviana hafiften denedi burada. Arkadaşlar, bu senenin hiç böyle geçeceğini tahmin etmiyorum doğruya doğru. Eylül'de, Ekim'de inanılmaz bir yoğunluk girdi. 5-6 ay hiç video atamamıştım. Sonra bir şeyleri toparladım. Sonra dedim ki hadi bir gaza geldim. Master'daki iki en zor sınavı bir semester'da yapayım dedim. Vallahi bir gaz verdim. Viviana da çok destek verdi. Öyle böyle ikisinde geçtim. 2-3 soruyu almacan dolayı anlayamamıştım. Böyle çok kendimi böyle birden bir kurban rolüne soktum. Dedim ki Allah kahretsin, dil yüzüm ne oldu? Neyse stres, o falan. Uykusuz geceler falan filan. Neyse sınavı kazandım. Tatile çıkacağız. Tatil öncesi çok güzel bir moral oldu. Viviana da bu tarz yemekleri seviyor. Çok denemek istiyordu. Buraya daha önce Malik'le geldim. Malik izliyorsan sana da selam olsun. Malik, Burak üçümüz gelmiştik. Umarım en kısa zamanda görüşürüz. Size de buradan selam olsun. Şimdi biz buradan yemeğe geçiyoruz çünkü mantıyı soğutmamak lazım.